Memduh Bayraktaroğlu Az gelişmiş ülkelerin hepsinde halk aynıdır. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke halkının büyük çoğunluğu ne oldu ve ne oluyor sorularının cevaplarını merak eder. Ne oldu veya niçin oluyor sorularını cevaplamak zordur çünkü. Düşünmeyi gerektirir. Oysa az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde insanların geneli düşünmekten korkar. Zira cezaevleri düşünen insanlarla doludur. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke halkının büyük çoğunluğu hafriyat anında durup dozeli veya kepçeyi izler. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke otoyollarından birinde giderken trafiğin sıkıştığını görürseniz genelde gittiğiniz yönde bir kaza olmuş olabileceğini düşünürsünüz. Sıkıntılı bir bekleyişten sonra yolun rahatlama noktasında sizin gittiğiniz yönde değil karşı yönde bir kaza olduğunu ve trafik sıkışıklığının sebebinin kaza yerini inceleyen sürücüler yüzünden olduğunu anlarsınız. İzleyiciler ise ne oldu ve ne oluyor sorularının cevaplarını merak edip bu iki soruya cevap arayanlardır. Kaza yerinde durup bakmıyorsanız içinizden kazaya neyin sebep olduğunu düşünenlerdensiniz. Yani insani gelişmişliğinizi tamamlayanlardansınız. Durup bakıyor ve yolu tıkıyorsanız meraklı menatlardan birisiniz. İnsani gelişmişliğiniz, ülkenizin gelişmişliği ile aynı düzeydedir. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olmuş ya da olmakta olandır. Bakıp ağlaşmak sorunları çözmeyeceği gibi felaketin sorumlularını istifade ettirmez. Bu sorunu defalarca yaşadığımız halde çözemiyorsak, bunun nedeni daha önce aynı sorunları yaşadığımızda da neden oldu, niçin oluyor diye sormak yerine ne oldu, ne oluyor penceresinden bakmaktır. AKP cami sattı. Büyük cami imamı cuma günü diyanetten gelen hutbeyi bitirdikten sonra özel bir konuya girdi. Caminin durumunu görürsünüz dedi. Yıkıldı yıkılacak. Halılar eskidi. Alnımızı koyduğumuzda betonun soğukluğunu hissederiz. Cuma günleri aha işte bu minbere çıkmaya korkarım altında kalacağım diye. Verin biraz paracık da yenileyelim bu camiciyi. Hüsmen oturduğu yerden çözümü önerdi. Tebe hocam madem para kazanmak bir yana zarar ederiz satalım bu camiyi beya. Bu bir fıkradır ama sahi oldu. Esenler Belediye Başkanı devlete olan borcunu ödeyebilmek için devletin hazinesine sattı camiyi. Acaba diyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Sultanahmet başta olmak üzere bütün tarihi camileri ve hatta en son yapılan Çamlıca Camii'ni de hazineye satsa iyi olmaz mı? Benimki de bir fikir yani. Fikrin esas sahibi Esenler Belediye Başkanı ama benden telifini isteyecek değil ya. AKP ve MHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri belki de cami satışı için Esenler Belediyesi emsal kararından hareketle bu satışlara izin verirler. Bir dakika, tam yazıyı bitirirken aklıma geldi. Hazine, AKP'li belediyelerin satacakları her şeyi satın alır ama CHP'li belediyelerin satacakları malları satın almayabilir. Yine de denemekte fayda var. Hadi oradan be. Trump dedi ki, Twitter'ı kapatırız yasal olarak mümkün. Oysa bunu yapabilmesi yasal olarak da cebren de mümkün değil. Çünkü ABD anayasasına göre basın özgürlüğü devletin âli menfaatlerinin bile önünde. Ve ayrıca bugün ABD'de 250 milyon Twitter abonesi varsa yasaktan sonra bu rakam 300 milyonu geçer. Erişimi ise özgür ülkeler üzerinden yaparlar. Yani sosyal medya platformlarının patronaj ve yöneticileri zeka olarak Trump'a bin basarlar. Ve umarım bizimkilerde büyük abileri Donald'a uymaya kalkmazlar aptalca işler. Haber şöyle. ABD'de bir grup senatör önümüzdeki 5 yıllık süreçte 100 milyar dolarlık bir araştırma ve geliştirme bütçesi öneren bir yasa tasarısını Senato'ya sundu. Tasarı özellikle yapay zeka araştırmaları, yüksek performanslı bilgisayarlar, robotik ve otomasyon sistemlerini kapsıyor. Şu Amerikalılar o parayı ibadethanelerde kindar ve dindar bir nesil yetiştirmek için harcayacaklarına aptalca işlere kalkışıyorlar. Pes yani. İlahi Burhan Kuzu. Çok hoşsun valla. Yahu sonunda uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin tahliyesi için hakimleri aradığını madem itiraf edecektin, şunu en başından yapsaydın daha doğru olmaz mıydı? Helal olsun kuzuya. Delikanlı adammış. Takır takır itiraf etti denilir ve hatta belki de çok kişiden onay bile alırdın. Bir de şuraya bakar mısınız canlarım? Ne ilk ne son arayışıymış. Pes yani.